Deprem bölgesindeki velilerimiz ve çocuklarımız bir gün değil, her gün depremi yaşıyorlar. Depremin yaşandığı günden bugüne yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen söz verilen kalıcı konutlar sözde kaldı. Çadırlarda, konteynerlarda yaşayan çocuklarımızın yanarak yaşamını kaybettiği acı gerçeğini yaşıyoruz. Şehirler, konteynerler kente dönüşmüş durumda. Depremde kaç kişinin, kaç öğretmenin hayatını kaybettiğini hala bilmiyoruz. Öylesine önemsiz ki hayatlarımız verilerde yaklaşık sayılar kullanılıyor veya hiçbir açıklama yapılmıyor. Salgında yaşadığımızı deprem sonrasında çok daha ağır ve acı şekilde yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Eğitimde eşitsizlik, eğitime erişim sorunu devasa boyuta ulaştı. Depremden bugüne geçen yaklaşık bir yıl süresince yapılması gerekenler açıktı. Siyasi iktidarı ve tüm kamu görevlilerini sorumluluklarının gereğini yerine getirmeye çağırıyoruz. Deprem bölgesinde ihtiyaç olduğunu belirten tüm öğrencilere karşılıksız, geri ödemesiz burs desteği verilmelidir. Okullara ulaşım için tüm öğrencilere ücretsiz servis sağlanmalıdır. Başta nüfusun yoğunlaştığı yerleşim yerlerinde ve kırsal alanlarda tüm çocuklar için eğitim ortamları sağlanmalı, telafi programları düzenli bir takvimle hayata geçirilmelidir. Her okula en az bir psikolojik danışman ve rehber öğretmen ataması yapılmalıdır. Yıkılan, hasarlı okulların dersliklerinin inşasını tamamlanmalı ve yapılan hazırlıklar süreç şehrin halkı ile açık ve şeffaf bir şekilde paylaşılmalıdır. Ders materyalleri, kaynak, internet, elektrik altyapı sorunları bir an önce çözülmelidir. Deprem bölgesindeki öğretmenlere, tüm eğitim emekçilerine düzenli olarak her ay ekonomik destek sağlanmalıdır. Tüm öğrencilere, öğretmenlere, velilere düzenli psikolojik destek sağlanmalıdır. Örgün eğitim, okul dışına çıkan çocuklarımızın okullara geri dönüşü sağlanmalıdır. Tüm çocuklarımıza ve eğitim emekçilerine ücretsiz okul yemeği ve ücretsiz temiz su sağlanmalıdır. 2023-2024 eğitim öğretim yılında özellikle deprem bölgesindeki ve deprem bölgesinden göç etmiş çocukların devamsızlıkları, kayıtları yakından izlenmeli. Düzenli olarak her ay bu sayılar, veriler kamuoyu ile il, ilçe, okul okul paylaşılmalıdır. 2 Mayıs 2023'te yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı uygulanmalı, ilk kez kullanılacak protez ortezler ve ilgili tedavi giderleri kamu idaresi tarafından karşılanmalıdır. Hatay'da deprem bölgesindeki güncel özel eğitim ihtiyacı bulunan çocuk sayısı tespit edilmeli. Kamuoyuna, Hatay halkına açıklanmalı. Özel eğitim gereksinimi olan çocukların cihaz, eğitim materyali ihtiyaçları kamu idaresi tarafından karşılanmalı. Eğitime, eğitim kurumlarına erişim olanakları sağlanmalıdır. Kırsal kesimlerde, köylerde nüfus artışlarına yönelik araştırmalar yapılmalı, güncel nüfus verileri açıklanmalı, gerekli köy okullarına yeni öğretmen ataması yapılmalı, taşımalı eğitimde eğitimin sürdüğü köylere ücretsiz servis araçları sağlanmalı, düzenli gezici psikolojik danışman ve rehberler planlı ve sürdürülebilir bir şekilde görevlendirilmeli ve destek hizmetleri sunulmalıdır. Sorunları çözümlenip normale dönüşene kadar yanlarında olup mücadelemize devam edeceğimizi bildirir ve bu mücadeleye tüm illerimizi birlikte olmaya davet ederiz. Öğrenci veliler.